Aslan deniz kenarına balık tutmak için gidiyor ve oltanın A noktasından denize uzaklığını 2.48, kancanın ucu olan B noktasına uzaklığında 1.4 vermiş. Burası 1.4, denize uzaklığı 2.48. O zaman hemen şunu görelim. 2.48'den 1.4'ü çıkarırsak 1.08 yapar. Demek ki bu A ile B arası 1.4 olduğu için B'nin yani kancanın denize uzaklığı 1.08 metre olacak. Onu nasıl düzeltelim? 108 santim diye. Sonra diyor ki oltanın makarası her bir tam tur çevrildiğinde misina denize doğru 3.6 santim uzamaktadır. O zaman makarayı biz 3.6 çarpı x defa çevirirsek 108 santim hareket etmiş olsun ki B noktası buraya gelsin kanca. Dolayısıyla o da 108 santim en az hareket etmesi demektir. Bu yüzden de 108'i 3.6'ya bölersek 30 kez arkadaşlar D şıkkı. M basamak arkadaşlar burada verdiğim M ve çizgi koyulduğu zaman bu ifadeyi sayıyı verilen sayıyı M kare ile çarpacağız. M kare çarpı A'nın birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamına eşit olacak. Örnekle verilmiş bakın 35 2 basamaklı olduğu için M ye yerine 2 yazıyoruz. 2 üzeri 2 çarpı 35 de n'ye eşit 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 olduğundan bakın farklı asal sayılar 2, 5 ve 7 oluyor. O zaman 320'ye geldiğimiz zaman 320 3 basamaklı bir sayı. 3 basamaklı bir sayı olduğu için M'ye gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 üzeri 2 çarpı 320 diyeceğiz artık bu sayıya. 320 de arkadaşlar 64 çarpı 5 yani e, 64 2 üzeri 6 çarpı 5. Farklı asal çarpanları 3, 2 ve 5 oldu. Toplamları 10 yapar C şıkkı. İşlemlerin ne olduğunu biz bulacağız. Yeşille yapılan işlem eksi 2 eksi 2 ne olur? Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak 4 olur. Bu çarpı işlemiymiş. Sarıda Eksi 3'ten 2'yi çıkarırsak eksi 5 olur. Mavide de 3 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 1 olur. Dolayısıyla burası artı, eksi ve çarpı. İşlem önceliğinde önce çarpım vardır. Dolayısıyla 2 çarpı eksi 1'den eksi 2, 3 eksi eksi 2 ve eksi 12 artı. Bundan dolayı eksi 12 artı 5 eksi 7 oldu. C şıkkı. TYT sorularında biliyorsunuz süreye de ihtiyacınız var. O yüzden deneme yanılma yaparken mantıklı denemeler yapmamız lazım. Mesela burada şimdi Tugay A tanesini veriyor. Bunun 70 eksi A tane kalıyor. Ee, Ozan'ın da biliye sayısı 60 artı A'ya çıkar. Bundan A tane aldığı için. Bir kere A maksimum kaç olabilir? 70 olabilir. Maksimum 70 olduğunda zaten bu sayı 60 artı 70'ten en fazla 130 oluyor. O zaman biz 60 ile 130 arasında karekökü olan sayıları düşünmeliyiz. Nedir o 130'a en yakın 121 var. Gerçekten A'ya 61 verebiliyorum bakın. Sonra 100 var. O zaman A'ya 40 verebiliyorum. Sonra 81 var. Buradan A'ya arkadaşlar 21 verebiliyorum. Sonra 64 var. Buradan dolayı da A'ya 4 verebiliyorum. Toplam 4 değer. D şıkkı. İki tane köklü sayının bölümünün tam sayı olması için hangi iki sayı olması lazım burada? Kök 12 ile kök 2 direkt sor, e, kök 12 ile kök 3 pardon. Bunu fark etmek gerekiyor. Diğeri de arkadaşlar kök 8 ile kök 2. Tamamen olay bu. Hani sınavda da evet sorulabilir mi? Sorulabilir. Çünkü vakite oynayan bir soru bu. Haliyle kök 12 bölü kök 3 4 yani 2. Kök 8 bölü kök 2 e, tabii ki 2. Bunların çarpımı soruluyormuş. Böylece 4 oldu B şıkkı. Evet, ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu artık klasikleşmiş sorulardan birine döndü bu sorular. Bir de bir yıl sorup bir yıl sormazlık yapmıyor. Neredeyse her yıl bu tarz böyle basit gibi görünen, gerçekten de çok zor olmayan sorular soruyorlar. Yeter ki yanlış çarpmayalım. Şimdi e, müdür sayısı ve orada arkadaşlar diğer memur sayısına odaklanacağız. Şimdi 8 üzeri 2 tane müdür var. Buna bağlı 4 üzeri 4 tane de memur var. Şimdi Bayramda her müdür için 16 üzeri 3 TL değerinde yardım yapılacak. O zaman 8 üzeri 2 tane müdür varsa, her birine 16 üzeri 3 tane yardım yapılacaksa, toplam yardım sayısı ne olur? Yardım e, miktarı diyelim onun sayısından ziyade. 8 üzeri 2 çarpı 16 üzeri 3. Çünkü bu kadar kişi var. Çarpı yardım edilecek miktar. Böylece 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12. 2 üzeri 18 TL'lik yardım yapılacakmış müdürlere. Şimdi gelelim memurlara. Kaç tane memur var? Bir tane müdür için 4 üzeri 4 tane. O zaman 8 üzeri 2 tane müdür için 8 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 4 tane memur vardır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12'den demek ki 2 üzeri 18 tane memur varmış arkadaşlar. Bu 2 üzeri 18 tane memura da 4 üzeri 4 TL'lik yani bir tanesine 4 üzeri 4 TL ise o zaman 2 üzeri 18 tanesine 2 üzeri 18 çarpı 4 üzeri 4 tane yardım yapılır. Buradan da 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 4 demek ki 2 üzeri 22 TL'lik yardım. Şimdi burada 2 üzeri 18 TL'lik yardım vardı. Burada 2 üzeri 22 toplam 2 üzeri 18 artı 2 üzeri 22'den ne gelmiş oldu? 2 üzeri 18 parantezin alacağım. 1. 2 üzeri 22'yi de 2 üzeri 18 parantezin alınca ne olur? Kenarda görelim. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 18. Böylece orada da 2 üzeri 4 kalır. Demek ki 2 üzeri 18 çarpı 17 oldu. Yani D şıkkı. İşlemlere dikkat edin. Bazen ilk anda kafanıza yatmazsa şunu da yapabilirsiniz. 8 üzeri 2'ye A deyin. Sonra buna B deyin. Sonra şuna C deyin, buna da D deyin. Olayı en azından anlamak için kafanız karışırsa tamam mı? A tane giyim mağazası ve B tane restoranı vardır diyor. Ve giyim mağazalarında B kişi var. O zaman A tane giyim mağazasında B tane kişi varsa A çarpı B insan vardır toplam. Yine ee, B tane restoranda C kişi çalışıyorsa B çarpı C insan vardır. Böylece toplam insan sayısı ne oldu? AB artı BC. Peki bu ne demek? B parantezinde A artı C. Niye paranteze aldım? Tek çift sayı sorularında mümkünse çarpım haline getirirseniz daha iyi olur. Böylece uzun uzun onların her birine tek tek yorum yapmaktansa çarpımın tek olması çok daha basit bir yorumdur, değil mi? Bu da tek olmalı bu da tek olmalı dersiniz. E şimdi B'nin tek olduğunu anladığına göre bunların hepsi pozitif doğal sayı. Sıfır tane insan diyecek hali yok. Böylece arkadaşlar B üzeri A tek sayının bütün pozitif doğal sayı kuvvetleri kesinlikle tektir. Sonra A üzeri B. A'nın ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. A çift C tek olabilir. A tek C çift olabilir. O zaman bu soru işareti bilemeyeceğiz. A çarpı C kesinlikle arkadaşlar nedir? çifttir. Dolayısıyla bu da kesin yanlış oldu. Yani cevabımız yalnız 1 geldi. Özge sayının tanımını yaparken iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde olması gerektiğini söylemiş. 21, 3 çarpı 7'den bir özge sayıdır demiş. 420'yi daha kolay anlayabilmek için bence bir asal çarpanlarını önce ayıralım. 420, 105 çarpı 4'e eşit. 105'te 3 tane asal çarp pana eşit 3, 5, 7 şeklinde ve 4, 2 üzeri 2. Bak bunu böyle yaparsak daha rahat olur arkadaşlar. Şu an en azından bir çarpanlarını ayırdım 420'yi. Tam bölebilen sayı ne demektir? Bir sayının böleni en fazla kendisi olur veya daha küçük tam sayılar olur. Örnek 420'nin böleni 420'dir, 210'dur, 105'tir, 5'tir, 3'tür, 4'tür şeklinde. O zaman bunun bölenlerinin iki tane asal sayının çarpımı şeklinde olması gayet kolay yapabileceğimiz bir şey artık buradan. Çünkü iki tane asal sayıyı çarp olayı hallet. Küçükten başla. 2 ile 3'ü çarp. 2 ile 5'i çarp. 2 ile 7'yi çarp. Gerçekten 6, 10, 14 kuralı uyuyor bakın. Sonra yine bunun diğer bir çarpanı 3 ile 5'i çarparsak 15 de bunun çarpanıdır. 3 ile 7'yi çarparsak 21 de bunun çarpanıdır. Ve en son 5 ile 7'yi çarparsak 35 de bunun bir çarpanıdır hem de iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yoksa bunun içinde e, 20 de var tabii ki ama 20 iki tane asal sayının çarpımı şeklinde değil. Ya da 420 de bu sayının böleni ama iki tane farklı asal sayının çarpımı şeklinde değil. Dolayısıyla burada bu kadar tane sayı olacak. Yani kaçmış o da 6 tane E şıkkı. Açıkçası bu soruda arkadaşlar çok fazla alternatifiniz yok. Tek tek denemekte bence fayda var. Neden? X'in zaten 2 değeri var arkadaşlar. Bir 2 bir de eksi 2. Y'nin de 2 değeri var. 1, 3 bir de eksi 3. O yüzden X üzeri Y ne olur? İkisi de pozitif olursa 2 üzeri 3. X pozitif Y negatif olursa böyle. Sonra X negatif Y pozitif olursa böyle. X negatif Y de negatif olursa böyle oldu. Tabii ki bunların çarpımları da böylece tabanları aynı üstleri topla 2 üzeri 0 1. Yine burada da arkadaşlar tabanlar eksi 2 üzeri 3'ten eksi 8 bu da eksi 3'ten yine eksi 1 bölü 8 çarpınca 1 olacak. Alacağı değerlerin çarpımı D şıkkı 1 oldu. Soruda önce şunu söyleyeceğim. Bir sayının asal bölenleri arkadaşlar sadece tabanlardan oluşur. O üstler önemli değildir. Örnek 24 arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 3'tür ama bunun 2 tane asal bölünü vardır. Bir 2 bir 3 olur. Diğer şu üstler burada etkili olmaz. O kaç tane 2 çarpanı olduğunu söylüyor bize. Ya da 25 mesela 5'in karesidir. Sadece burada bir tane asal bölünü vardır. Ee, bir çeşit bir nevi yani çeşit olarak düşüneceksiniz orada. O yüzden 5 ve 5 diye asal 2 tane bölen denir mi? 5 ile 5 aynı bölen zaten. Bunu göz önüne almazsanız soruda iyice hata yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunlardan üçünün iki tanesi doğru olacak. E, bu yüzden şıklardan gideceksiniz. Bakın 15 sayısı 3 ve 5. 3 ve 5'in gerçekten iki asal böleni vardır. Tamam. 21'i de tam bölünmez. Tamam şartı sağlıyor. Bunun 24 katını alırsam 3 çarpı 5 çarp 24'ün kaç asal böleni vardır? 3 gelir. Buradan 5 gelir. 24'ten ne gelir. 2 ve 3. Zaten 3 hali hazırda var. 3 tane böleni oldu. Bak ikisi doğru bir tanesi yanlış oldu. 15 sağlar. 18'e geldiğimiz zaman 18 arkadaşlar 2 ve 3'ten oluşan bir sayıdır. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 olduğunu tabii ki biliyorum ama asal bölenleri 2 ve 3. O yüzden evet doğru birincisi sağlar. 21 ile bölünmez tamam ikincisi de sağlanır. Üçüncüye geldiğimiz zaman 24 katı 18'in 24 katı arkadaşlar yine 2 ve 3'lerden oluştuğu için İki tane asal böleni olacak. O yüzden B şıkkı sağlamayacak. Aynı 15 gibi 20, 33 ve 39'da da şartlar sağlanır arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B olacak. Şıklardan gitmekte bir mahsuru yok. Burada bakın şıklardan gitmenin bile bir usulü adabı var. Olayı anladık. Ne olduğunu gördük. Ondan sonra şıklara geçtik. Merak etmeyin zaten sınavda da gerçekten... ...bir veya iki tane sorunun böyle şıklardan gidilmesi gerekiyor. O yüzden... Şıklardan gittik, a uydurup bir çözüm yaptık diye düşünmeyin sakın. Ahmet'in üçüncü olmaması demek Ahmet ya birinci ya ikinci. Berk birinci olmadığına göre Berk ikinci veya üçüncü. Cüneyt de ikinci olmadığına göre birinci veya üçüncü. Şimdi artık deneme yanılma yoluna gireceğiz. Ahmet birinci olursa, Ahmet birinci olduğu için Cüneyt mecburen üçüncü olur çünkü birinci olan çıktı. Berk de Cüneyt üçüncü olduğu için mecburen ikinci olur. Şimdi bakın Ahmet burada, Cüneyt burada, Berk de burada. E şimdi tabii ki en yüksekte Ahmet ve bunların boyları aynı göründüğüne göre doğal olarak Ahmet en küçük. Sonra Berk, sonra da Cüneyt. Bu birinci sıralama olabilir. Tabii ben şimdi denedim, hakikaten böyle denedim de geldi. Yani özellikle bu soruda önden denemedim. Şimdi ikinci durumda şudur arkadaşlar. Ahmet ikinci olursa Buradan o zaman Berk mecburen üçüncü olmalı. Berk üçüncü olduğu için de Cüneyt de birinci olmalı. Çünkü Ahmet ikinci olunca buna başka çare kalmıyor. Üçüncü olur. Bu üçüncü olunca Cüneyt'e de başka çare kalmıyor. Birinci olur. Bu durumda da arkadaşlar Cüneyt en kısa olur. Sonra Ahmet daha kısa en büyük de Berk olur arkadaşlar. Ama CAB diye bir sıralama yok gördüğünüz gibi cevap A şıkkı. bir soru. Bir sınıf etkinliğinde tüm öğrenciler 1 2 3 4 5 6 kümesinin alt kümelerinden bir tanesini isminizin harfleriyle oluşturulan kümenin eleman sayısı seçtiğiniz alt kümenin eleman sayısına eşit olacak kuralına göre yazmaktadır diyor. Şimdi Canan ve Kazım iki öğrenci. Bunların seçtiği kümeler A ve B. A kesişim B'nin elemanları toplama en az kaç olmalıdır? Soruyu bir önce anlamaya çalışalım. Bakın şimdi. A kümesi nelerden oluşuyor? C A N 3 harf, 3 elemanlı. B kümesine gelelim. K, A, Z, I ve M. Bu da kaç harfli? 5 harfli. O zaman 3 elemanlı bir alt küme seçecek. Bu da yine 5 elemanlı bir alt küme seçecek. Tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Mesela 1, 2, 3'ü alabilir. Bu da atıyorum 2, 3, 4, 5, 6'yı alabilir. İlla artışık olacak diye bir şey yok. Mesela bu şu da olabilir. 1, 4, 3 gibi böyle 3 tane eleman seçecek biri, diğeri de 5 tane eleman seçecek ve bunların kesişimlerinin toplamının en az olmasını istiyoruz elemanları toplamının. Ne yaparım o zaman? Farklı yapmaya çalışırım. Bakın şimdi. Zorlayacağım bir yerde tıkanacağız zaten. Birisi 1 bir olsun, kesişimleri 1 olsun. Bu zaten 0 yok yaşıklarda. Kesişimlerin olmama şansı zaten yok. E 1 1 dedim. Şimdi başka hiç kesiştirmemeye çalışayım. Mesela buna 2 vereyim, buna 3 vereyim. Şimdi buna 4 vereyim. Buna 5 vereyim. E, bu 3 eleman da tamam durdu ama artık bu 1, 3, 5, 2 elemana daha ihtiyacım var. Bir 6 yazdım. Şimdi dikkat. Bir eleman daha yazarsam mecburen artık 1, 3, 5, 6'yı yazdım. E, geriye kalan kaçlar kaldı? 2 ve 4 kaldı değil mi? Hangisini alırım arkadaşlar burada mantıklı olarak? 2'yi. Gördüğünüz gibi gerçekten buraya 2 yazarsam kesişimleri en az oldu bak. Bir elemanlı olma şansı yok kesişimlerinin. Yetmedi elemanımız. Ama madem bir kesişiyordu. Diğer elemanı da 2 seçmiş olayım. Hem bunu 5 elemanlı yapayım, hem bunu 3 elemanlı yapayım. Hem de kesişim kümeleri en az elemanlı olsun. A kesişim B 2 elemanlı çıktı ve bu iki elemanımız 1 ve 2 olduğu için de toplamları en az 3 oldu. C şıkkı. Şimdi burada Uzunluklara dikkat ederseniz 10'dan 6'ya 4 birim. Burası 8 birim 10'dan 2'ye burası yine 8 birim. Aslında sizde biraz oran yapın diye vermiş bunu. Yani şeker miktarı K birimse su miktarı 2K birim. Un miktarı da 2K birim olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla 5K birim 1200 gram olacak. K buradan 240. K dediğim neydi? Şekerin miktarı. Dolayısıyla karışımdaki şeker 240 grammış C şıkkı. Zaten burada size cetveli vermesinin sebebi oradaki uzunluk zaten uzunlukla kütle ne alaka? Uzunluğun gramla hiçbir alakası yok değil mi? Orada o sütun grafiğinde vererek biraz oranını görmenizi istediği için. Soru da mevzumuz nedir? En sonunda eşit hacimde su almışlar. Demek ki şimdi 0.5 çarpı 12'den bir tanesinde e, ee, 6 litre su var. Diğerinde de 1,5 çarpı 6'dan 9 litre su var. 6 çarpı x eşittir 9 çarpı y'den demek ki 0.5'liklerden 3x 3k tane alıyorsa e, burada 1,5 litreliklerden de 2k tane alacak. Haliyle burada 0.5'liğin yani 12'lik paketin fiyatı neymiş? 6. Bundan dolayı ne diyeceğiz o zaman? 3K çarpı 6'dan 18K'lık bir fiyatı olur. Sonra yine arkadaşlar 2K tane alırsak paketi bunun 7 olduğu için 2 çarpı 7'den 14K olur. 18K eksi 14K ne geldi? 4K. He. Demek ki bunların fiyat farkı 4'ün katı demek oldu. 4'ün katı olduğu için 1 ve 3 olur arkadaşlar. Değişik. İşin denklem kurma kısmı gerçekten çok önemli. Yani Yeni nesli olsun, eski nesli olsun. Soruyu anlayacaksınız, sonra güzel yorum yapacaksınız. Gerekliyse denklem kuracaksınız. Bu da basit görünümlü tehlikeli bir soru. Şimdi soruda 57 TL en fazla olacak fatura miktarı. Bir de birbirinden farklı tam sayılar fatura miktarları. Yani birden fazla ayda aynı, aynı miktarı ödeyemez. Örnek diyor böyle son 5 aya ait sayılar bunlarsa bunları birleştiriyormuş böyle görünüyormuş bakın. 12, 15, 17, 21, 53 birleştirmiş bu kadar kaç basamaklı olmuş 10 basamaklı bir sayı olmuş arkadaşlar. Şimdi ilk 6 ayın fatura ücretlerini yan yana sıraladığında böyle bir görüntü olmuş. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Ben de direkt göstereceğim mevzuyu fark etmeniz lazım. Nasıl fark etmeniz gerekiyor? Gerçekten sayılarlarımızın iyi olması lazım ve deneyeceğiz sorun değil. Hani bir anda bulamayabilirsiniz ama vakit kaybına dönebilir soru. Burada 9 basamak var. Ama normalde bu sayılar 2 basamaklı olsaydı haliyle 2 çarpı 6'dan 12 tane arkadaşlar rakam olması lazımdı. Ama burada 9 rakam var. Demek ki bazı aylar bir haneli yani bir basamaklı fatura gelmiş. Ve bunlar birbirine bu arada eşit olmamalı. Yani siz bodoslama 36, 34, 43, Böyle bölerseniz abi bakarsınız iki tane 36 geldi hocam niye böyle oldu dersiniz. O yüzden rakamların da birbiriyle aynı gelmemesi lazım. Ve buna uyan durumu göstereceğim bakın size. 36 34 4 33 6 ve 3. Şöyle yazayım bakın. 36 34 4 33 6 ve 3 gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay oldu. Ve gerçekten hiçbir sayı birisi diğeriyle eşit değil. Böylece arkadaşlar toplam 6 ayı elde ettik. Hocam ben bunu nereden göreceğim? İşte burada arkadaşlar gerçekten düşünme becerisini arttırmanız lazım. Bu bir birikim işi. Yani şunu diyemem. İşte çok soru çözen her arkadaş bu soruyu çok hızlı yapar değil. Bu aynı zamanda birikim işi biliyorsunuz. Herkes 40'ta 40 yapamıyor sınavı. 40'ta 40 yapmak için tabii ki belli fedakarlıklarda bulunmak gerekiyor. Ya da gerçekten o an şanslı olacaksınız ki bunu pat diye böyle göreceksiniz. Sınavda çıksa ben böyle bir soru şaşırmam arkadaşlar. Çünkü sınavda da böyle bir veya iki tane süreye oynatan ama tamamen orada sizin sayılarla ilişkinizi soran sorular oluyor. Bunların toplamı 36, 34, 70, 10 daha 80, ee, buradan 113, 3 daha 116 oldu C şıkkı. Verilenlere göre yazayım o zaman arkadaşlar. Ahmet 3'te 1'i kadar almış. Yani 3 katı diğerlerinin aldığı kadar. B, C, D. Sonra Burcu 5'te 1 kadar. 5B eşittir. A artı C artı D. Cenk de 4'te 1'i kadarmış. 4C eşittir. A artı B artı D olacak. Şimdi bundan sonra herhangi ikisini alıp karşılaştırıp böyle bakın. Mesela şu ikisi. Taraf tarafa çıkartırsam 3A eksi 5B. Bakın şöyle göstereyim. Eksi. Eksi A eksi C eksi D olduğu için. B, de bakın C, -D gider. 3A eksi 5B eşittir. B eksi A'dan 4A eşittir 6B olur. Bu kenarda dursun. A ile B'yi bakın karşılaştırdık. Sonra B ile C'ye bakalım şimdi. 5B eksi 4C eşittir. A'lar gider sonra D'ler gider. C eksi B olur. Böylece burada da 6C, 6B pardon eşittir. 5C oldu. Güzel. 6B, 5C, 6B, 4A tamam. Bir de şu ikisini çıkaralım. 3A ve 4C'yi taraf tarafa çıkarıyorum. Yazıyorum bakın. 3A eksi 4C. Sonra B'ler gider. D'ler gider. C eksi A olur. Buradan da 4A eşittir 5C gelir. Şimdi dikkat. 6B zaten 4A'yı eşitti. 6B 5C'ye de eşitti. O zaman bak bunların üçü birbirine eşit oldu. Bu üç bilgiyi birleştirdiğimizde bu geldi. 6B 4A 5C. 6, 4 ve 5'in o keki kaçtır? 60'tır değil mi? O zaman 60'a eşit olursa Tabii 60K diyelim. 60'ın katı. En az 60 olur bunların o keki. şey katı. Bu yüzden 127'de eşit olabilir çarpımları. İşte 180'e de eşit olabilir öyle gider. Burada B'nin alabileceği en küçük değer 60 olması için bu ifadenin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 10 olması gerekiyor. Bu 15, bu 12 gördüğünüz gibi gerçekten hepsi 60 eşit olmuş oluyor. Yalnız B'ye 10 verirsem yerine yazdığım zaman 5B'den 50 A arkadaşlar 15 dedik. C'ye de 12 deyince ama D'ye ne kalıyor? 23. D'ye ama demişti ki asal sayı değildir. O zaman B'ye 10 değil de 20 vereceğim. 20 çarpı 5'ten 100 olacak. A'da 2 katı olduğu için 30. C'de 2 katı olduğu için 24. Böylece bakın D çift sayı olduğu için asal sayı olmayacak. Demek ki alabileceği en küçük değer 10 değil 20'ymiş. Puanları bir toplayalım arkadaşlar. 20, 40, 150, 240 ve 250 toplamda 700 puan olacak. E, oy veren kişi sayısı arkadaşlar, ankette puan veren kişi sayısı daha doğrusu 200 insan. 700'ü 200'e bölersek 3,5 puan almış. O zaman 3,5 puana karşılık gelen değer kaç? 0,04. Formülü nasıl vermiş? Prim eşittir. Net maaş 2200. 0,04 ile çarpacağız. Yani 4 bölü 100. O zaman şöyle yapayım. 4 bölü 100. Bunlar gitti. 88 TL prim kazanacak. Zaten maaşı 2200'dü. Bir de 88 prim. 2288 TL para kazandı. C şıkkı. Güzel bir soru adım adım gideyim arkadaşlar. Okuduğunuzu anlama sorusu ve orada önemli bir durum var ona bakacağız. Şimdi x artı 12 x olsun. Bunda 3 erkedi kalıyor. Bu kadar tanesinde de dörder kedi kalıyor. Bu birinci adım. İkinci adımda diyor ki bize 24 tane kedi birer birer kulübelerden alınıp 8 yeni kulübeye dağıtılıyor. O zaman arkadaşlar 4 kedinin kaldığı kulübeden bir tane kedi çıkarırsanız o zaman 3 tane kedi kalır her bir kulübede. Kaç kulübeden alındı bu? 24 taneden. O zaman 4 kedili kulübe sayısı 24 azaldı. X eksi 24'e düştü. Ve x artı 12 başlangıçta 3 kedinin kaldığı kulübeydi. Artık bakın şöyle bir temsil olarak göstereyim bakın. 4 tane kedi vardı. Her bir kulübeden birer tane alınca o 24 tanesinden. O 24 tanesi neye döndü? 3 diye. O yüzden bakın bunu 3 kedili kulübe sayısına ekledim. Artı 24 olarak. Bir de neye dikkat edeceğiz? Şimdi 24 kediyi aldık. 24 kedi hangi kulübelere dağıtılıyor? 8 yeni kulübeye. 24 bölü 8'den o zaman kulübe başı 3 kedi düşüyor. Demek ki bu 8 kulübe de 3 kedili kulübe oldu. Dolayısıyla son durumda 3 kedili kulübe sayısı x artı 44. 44 mi ya öyle ben şey yaptım ama evet 44. Diğeri de arkadaşlar x eksi 24. Bu x eksi 24'ün 3 katı olacak diyor bakın. Dörtlü kulübe sayısının 3 katı. Haliyle buradan x artı 44 eşittir 3x eksi 72. x arkadaşlar 58 oldu. Kedi sayısını nasıl bulurum? Giderim en başlangıçta yerine yazarım. 58 artı 12'den 70. Kulübelerde 3 kişi kalıyor 210. 58 kulübe var 4 kedi kalıyor 58 çarpı 4'ten 232 210 artı 232'den 442 kedi yaptı A şıkkı biraz tehlikeli bir soru arkadaşlar. Önünde x kişi olsun arkadaşlar. Diyor ki önüne 8 kişinin önüne geçersem yani önünde x kişi varsa artık önünde x eksi 8 kişi kalır. Bu kişinin tam ortaya geleceğini söylüyor. O zaman bu durumda arkasında da x eksi 8 kişi olur ki kendisi de bakın böyle bir kişi olduğunda tam ortada olsun. Çünkü ortada demek önünde ve arkasında eşit sayıda insan var demektir. O zaman başlangıca geri dönersek Önünde x kişi vardı. Toplam önünde ve arkasında kaç insan var? 2 x eksi 16. O zaman arkasında kaç kişi kalmış bu kişinin? Başlangıçta x eksi 16 insan kalmış. Gerçekten bakın toplamda yine 2 x eksi 16 yapıyor. Ön ve arkasındaki insan sayısı. İkinci durumda diyor. Hiç kimse eklenmeden 10 kişi önüme geçerse. 10 kişi önüne geçerse o zaman önüne x artı 10 kişi gelir. Kendisi zaten böyle bir kişi duruyor. Arkasında ne kadar insan kalacak? x eksi 26. Neden? Çünkü arkadaşlar 10 tane insan arkasından eksilecek ve önündeki insan sayısı arkasındaki insan sayısının 3 katı olacakmış. Buradan da x artı 10 eşittir. 3x eksi 78 diyeceğiz. 88 eşittir arkadaşlar. 2x olur. x de buradan 44. Önündeki insan sayısı bu 44 o zaman kendisi 45. c eşit. Zor bir soru değil arkadaşlar. Üstteki hani bilgilere takılacak bir şey yok. Sadece orada fişin tarihi, adres falan var soruyu Etkili bir durum değil. Şimdi ilk durumda 1 kilo mandalina alınmış. X TL. Sonra 1,5 kilo mandalina alınmış. Şimdi 1 kilosu X TL ise 1,5 TL'si 1,5 X'tir. Ve bu kaça eşit verilmiş? 2 X eksi 2. Böylece 0,5 X eşittir 2 X eşittir 4 oldu. Demek ki kilosu 4 liraymış. O zaman 3 kilosu kaç TL olacaktır? 12 TL. 12 TL yerine yazarsak 3 çarpı 4 bölü 2 6. Artı B. Böylece B 6 geldi. E şıkkı. X tanesini 2 liradan satmış olsun. Denklem kuracağız bakın. 2 çarpı X lira para kazanır. 100 tane çift çorap olduğu için o zaman 100 eksi X tanesine de normal 5 liraya satacaktır defosuz olanlar. Bunun 160 TL fazlası olur. Ne satarsa tanesini 6 liraya satarsa yani 6 çarpı 100. Bakın bu şekilde 100 çift çorap var. Tanesini 6 liradan satsaydı normal şu anki kazanacağından 160 TL fazla kazanacaktı. Tam bir normal dümdüz denklem kurma sorusu. İki tane bilinmeyen mümkün olduğunca vermemeye çalışıyorum. Eğer yapabiliyorsak her zaman birisine diğerinin yazmak böyle daha kolay. 2x artı 500 eksi 5x eşittir öbür tarafa atarsak 600'den 160 çıkarırsak 440. Böylece 60 eşittir 3 xten x 20 oldu. Defol olanlar 20 ise defos olanlar toplam 80 oldu. E şıkkı. Ortalama hız arkadaşlar toplam yol bölü toplam süredir. Yalnız burada şeye dikkat etmeniz lazım. Hızı saatte kaç kilometredir diyor. Burada dakika üzerinden gidilmiş. Şimdi 21.11'de başlayıp 4 dakika gitti. Burada süreyi sakın 4 dakika almayın. 4 bölü, 4 bölü 60 saat alın. Yine ikinci de bakın. Başladığı zaman 21.30 vardığı zaman 21.36. 6 dakika ama 6 bölü 60 saat diyeceğiz. Birimler önemli sayısal arkadaşlar. Fizikten de bilir önemini kimyadan da. Haliyle ne oldu bakın. Toplam süre 4 bölü 60 artı 6 bölü 60. Toplam yol 6 artı 10. Böylece 16 bölü 10 bölü 60 arkadaşlar. Ters çevirdiğimiz zaman da 96 kilometre bölü saat ortalama hız E şıkkı. Mümkün olduğunca tek bilinmeyen verecek şekilde hareket edelim. 48 bölü 100 dediği için una 48 x suya %24 dediği için 24 s ve hatta bu unu da u diyelim anlamak için tuz miktarı da %40 olduğu için toplam tuz miktarı da 100 olsun kendisi 40 t olsun verilen. 48, 24 ve 40 t arkadaşlar birbirine eşitmiş. Bunların bu miktarları birbirine eşit verilmiş bu cümlelerde anlatılan. O zaman demek ki 48 24 ve 40 birbirine eşitse 240'ta eşitlenir bunların okekleri. Haliyle buna 5k, buna 10k ve buna da 6k diyebiliriz. Böylece tek bilinmeyen olur arkadaşlar. Normalde u kadar, s kadar ve t kadar koyacakmış karışıma ama bunu beğenmeyip bunların üçünün birbirine eşit olmasını istemiş. Şu an koyduğu miktarlar bu kadar arkadaşlar. Haliyle birbirine eşit olması için ve en az miktarda olması için hepsinin 10K'ya eşit olması lazım. Demek ki buna 5K ekleyeceğiz. Bu en az olması için eklememize gerek yok suya. Tuza da arkadaşlar 4K ekleyeceğiz ve eklenen toplam miktar 810 gram verilmiş. K 90 oldu. Bize başlangıçta kullandığı tuz miktarını soruyor. Başlangıçta kullandığı tuz miktarı 6 kydı arkadaşlar. Böylece 6 çarpı 90'dan 540 E şıkkı. Ters orantılı dediği zaman ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. 3X 2 y 4 s Çünkü doğru orantıda böleriz. Ters orantıda çarparak gösteririz oranı. Böyle bir orantı sabitine eşit. 3x 2'ye 4z'yi tek bilinmeyenle nasıl yazarız? Bunların ok ekini alarak. 3 2 4'ün ok eki 12'dir. Böylece artık x eşittir 4a, y eşittir 6a ve z eşittir 3a diyebiliriz. Demek ki bastığı adım sayısı 4a, 6a ve 3a'yı eşit arkadaşlar. Attığı adımlarında bastığı toplam karo taşı sayısı. Şimdi ilkinde bir taşa basıyor sadece. O zaman... Burada 4A tane adım atıyordu. 4A çarpı 1'den 4A karoya basar. İkinci de 2 iki tane karoya basıyor. O zaman 6 çarpı 2'den 12A. Üçüncüde de bakın 3 karoya basıyor. Dolayısıyla 3 çarpı 3'den 9A ve toplam karo sayısı 100 olarak verilmiş. Böylece 25A eşittir 100. A 4 oldu arkadaşlar. Attığı adım sayısı da 4A, 6A ve 3'tü. Toplarsak bunları 13A yapar. 13 çarpı 4'ten 52 adım atmış B şıkkı. Şimdi burada ilk önce tanım verilmiş. Bu tanımı okursunuz zaten. 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının her birinin bir ya da birden fazla kere kullanılması ile eleman sayısı çift sayı olan bir veri dizisi oluşturulmuş. Ve burada bakın araya kaynamasın. Medyan veri dizisinin bir elemanıymış arkadaşlar. Şimdi ve çift sayıda eleman olacak, buraya da dikkat, sonra modda medyandan küçük olacak. Şimdi normalde 5 tane elemanımız var. Bunlardan bazıları 1 tane, bazıları 2 tane, 3 tane, 4 tane. İstediğin gibi kullan, yeter ki şuna uygun bir dizi elde et. Ne yaparız o zaman? Ee, en az olmasını istiyoruz bu veri dizisinin elemanlarının. Biri önce tekrar ettirelim. 1, 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Böylece çift sayıda elde ettim mi? Elde ettim ama burada ne hatası olacak? Şimdi ortanca terim neydi arkadaşlar? Yani medyanımız eğer çift sayıdaysa ortadaki iki terimin toplamının yarısı değil mi? Yani iki buçuk ama iki buçuk bu dizinin elemanı mı? Hayır. O zaman şöyle bir şey yaparım ben. Burada derim ki buraya bir tane daha ekleyeyim yedi olur. E şimdi bir tane daha bir ekleyeyim desem yani böylece sekiz tane olsun çift sayıda elde edeyim diye. Şimdi ortanca terim bu sefer yine bir iki oldu. Olmadı bakın. O zaman mecburen biri arttırmayayım. 2'yi arttırayım. Böylece bakın 3 burada, 3 burada ortanca 2 terim. 2 2 toplamlarının yarısı medyanımız 2 geldi. Mod en çok tekrar eden demekti. O da 3 tane tekrar ettiği için 1. Gerçekten mod medyandan küçük oldu. Yani deneme yanılma yapmanızda bir mahsur yok. Hızlı fark edebilirsiniz ama fark edemezseniz bile sorunun size anlattıklarını anlamak çok değerli arkadaşlar. Böylece sağlayan en küçük toplamımız bakalım kaçmış. 1'den 3 tane var. 3, 2 daha 5, 5 daha 10, 4, 3 daha 17, 2 daha 19 oldu E şıkkı. Doğru orantı yapalım arkadaşlar önce. Bakın burada dikkat ettiğiniz zaman 4 e, birim, 4 sıcaklık azaldığında ne kadar süre geçiyor? 1 saat. O zaman demek ki 1 saatte 4 derece azalıyor burada. İkincisinde şöyle bakın 5 burası da 1. Demek ki 1 saatte 5 derece azalıyor. Bu bize şunu getirecek. Önce kaç saatte 0'a ulaşıyor ona bakalım. Çünkü arkadaşlar 0'ın üstündeyken gördüğünüz gibi 2 kW harcanıyor. 0'ın 0 sıfır derece altında olduğu her saatte 3 kW 3 kW harcıyor. 0 dereceye ne kadar da iner o zaman bakalım. 1 saatte 4 derece iniyor. 36 derece inmesi için kaç saat geçer? 9 katı yani 9 saat. He, o zaman bakın şimdi. 9 saat sonra bu negatife dönecek. Kaçta durduğu önemli değil. Bize kaç derecede olduğunu sormuyor. O zaman 9 saat 0 derece üstü. 10, 9 saat olduğu için 15 saatte 0 derece altı. 9 saatte 9 çarpı 2'den 18 kilowatt. Ve yine 15 çarpı 3'ten 45 kW burada harcadı. İkinciye geldiğimiz zaman hemen bakın burada yine sıfıra düşmesi için 25. 1 saatte 5 düşüyorsa 25 derece düşmesi için 5 saat geçer. O zaman 5 saat 0 da ve 19 saatte arkadaşlar geriye kalan zamanda bu tabii ki 3 derece 3 kW harcayacak. O zaman 5 çarpı 2 10 artı 19 çarpı 3 57. Bunların hepsini toplayacağız artık. 18 45 daha 63. 57 daha 63 57 daha 120 yapar. 10 daha 130 E şıkkı. Asıl kadronun 2 katı. Yedek kadronun arkadaşlar 3 katına eşit verilmiş. O zaman yedek kadro 2K tane ise asıl kadro 3K tanedir. Sonra bu arkadaşlar Yedek kadronun yaş ortalaması x ise diğerinin x artı 1.4'müş. 1.4 fazla diyor çünkü. Haliyle o zaman şuna bakalım. Topluluğun yaş ortalaması ne demek? Toplam yaş bölü toplam insan sayısı. O zaman bakalım toplam yaş. Yaş toplamı nasıl bulunur? Ortalamayla sayıyı çarparak yani 2kx. Sonra diğeri 3kx artı 3, 3 çarpı 1.4. 4. 4. 2k olacak buradan da. Böldüğümüz zaman insan sayısı kaç? 5k. Bu şimdi topluluğun ortalaması arkadaşlar. Yani 2k, 3kx, 5kx'e bölersek e, buradan ne olur? 5kx'i 5k'ya bölersek x olur. 4.2'yi 5k'ya bölersek 4.2 bölü 5 olur. Şimdi onu bölmeyin, Birazdan yaparız zaten. Gelelim yedek ortalamaya. Yedek ortalamada neydi arkadaşlar? x'ti. Demek ki. 4.2 bölü 5 artı x toplam kişi sayısının ortalaması. Diğeri zaten arkadaşlar x'ti. Farkını aldığımızda cevap 4.2 bölü 5 geldi. O zaman bir kenarda 42'yi 5'e böleyim. 8 kere 5 40. Buradan da 8.4 oldu ama 4.2'yi 5'e böldüğüm için 1 sıfır daha sola atacağım. 0.84 0 fazla çıktı. D şıkkı. F doğrusal G birim fonksiyonmuş. H zaten verilmiş. H1 arkadaşlar kaç eşit? Bakın 9'a. O zaman burası 9 olacak. Şimdi gelelim G9'a. G9 için ne söyleyeceğiz? Baktığımız zaman G9'da arkadaşlar G9'da birim fonksiyonu olduğu için 9 olacak. F'nin tersi 9. Şimdi F'nin tersi 9'u bulmak için doğrusal fonksiyon ya fark ettiniz mi? Bir fazlası bir fazlası bir fazlası demek ki fx fonksiyonu arkadaşlar x artı 1. Tersini alalım. Y x'i yalnız bıraktığımız zaman x eşittir. fx eksi 1 yani e, f'in tersi x ne olacak? x gördüğümüz yere y, y'e gördüğümüz yere x yazıyoruz. Fonksiyonun tersi x eksi 1 geldi. Haliyle f'in tersi 9 da buradan ne olmuş oldu arkadaşlar? E, x eksi 1 dediğimiz için yerine yazarsak 8. Demek ki cevabımız 8'miş D şıkkı. Korktuğunun başına gelmesi için hepsini arkadaşlar kimden seçmesi lazım? Evrakları eksik kişilerden. 5 evrakı eksik insandan 3 tane seçer. Normalde tüm durumlar nedir? 12'nin üçlüsü. İşte mevzu bu. Dolayısıyla 5'in üçlüsü 10, 12'nin üçlüsü 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel. Yani bu da 6 olur sadeleşir. Onlar gitti. 1 bölü 22 oldu D şıkkı. Uygulamada 5 tane ana başlık var gördüğünüz gibi. Çorba, pide, kebap, pizza, içecek. Çorbada 4 çeşit çorba var. Pide de bilmiyoruz A tane diyelim. Kebapta B tane, pizzada C tane, içecekte de D tane ürün olsun. E, menü oluşturmak için ne yapıyormuşuz? Her pencereden bir ürün seçiyoruz. Yani kombinasyon misali bakın. 4 üründen birini seç. 4 çorbadan birini. Pideden bir tanesini seç. Kebaptan bir tanesini seç, içecekten bir tanesini seç, pizzadan da bir tanesini seç. Böylece bunların çarpımları 6 faktöriyel oluyor görüyor musunuz? Her birinden birer tane seçme durumumuz nedir? 4'ün birlisi, A'nın birlisi, B'nin birlisi, C'nin birlisi, D'nin birlisi eşittir 6 faktöriye. Bu 720. O zaman A, B, C, D sayılarının çarpımı ne oldu? 720 bölü 4'ten 180 Sayıların çarpımı verildiğinde toplamlarının en küçük olması için ne gerekli olur? Birbirine en yakın olması. 180'de neyi eşit? 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 2 çarpı 5, 36 çarpı 5'ten hemen ayırdım çarpanlarına. Böylece nasıl düşünebilirim? Birbirine en yakın küçük seçeceğim 4 sayıyı. E, o zaman şöyle 3, e, 4 desek... Sonra yine 3 desek ve 5 desek. Bakın birbirine olabildiğince en yakın seçiyorum. 3 var değilim de bir tane daha 3 kullandım. 4 var bir de 5 var. Hakikaten 36 çarpı 5 180 yapıyor. Tamam o zaman demek ki birbirine en yakın olmak şartıyla 3 4 3 5 diyebiliriz. Bir de artı neyimiz vardı? 4 tane çorbamız vardı. Şu ürün toplamı. E, burada dediğim gibi herhangisi olduğu önemli değil. A'ya 3 ver B'ye de 3 ver C'ye 4 ver. D'ye de 5 var. Birbirine en yakın olduğu sayılar. Bir 4 tane de çorbamız var. 4 3 daha 7, 3 daha 10, 9 daha 19 tane en az ürün var arkadaşlar bu markette veya restoranda. Kırmızı doğruyu şöyle çizelim. Kırmızı doğrumuz bu. Sonra yeşil doğruyu şöyle çizeyim. E, siyah doğruyu da rengi bulalım. Siyah doğrumuzu da şöyle çizelim bu şekilde. Şimdi bize ne demiş arkadaşlar? Siyahla e, bakalım bir. siyahla kırmızı arası 30 derece. Burası o zaman 30 derece oldu. Sonra yeşille kırmızı arasındaki açımız da 80 derece. Mavi ile ilgili ne söylüyor? Kesinlikle yeşile kesmiyor şimdi. İki tane doğru birbirini nasıl kesmez düzlemde ancak paralel olurlarsa. Dolayısıyla güzel bir şekilde böyle paraleli söylemiş. O zaman mavi doğruyu çiziyorum. Ee, mavi rengi bulabilirsek çizelim. Şimdi şöyle bir tane de rastgele mavi doğru çektim. Bu neye paralel? Gördüğünüz gibi yeşile paralel. Şimdi paralellikten dolayı z kuralı burası 80 derece. Bizden ne istiyordu? Ee, mavi doğru ile siyah doğru arasındaki açıyı. O zaman bunların arasındaki açı bakın burası oldu dar olan. 80 şurası 30 böylece ne gelir? 50 gelir değil mi? Aralarındaki dar açı 50. Geniş açı ne olacak o zaman? 130 derece şıkkı. Bu arada 50'yi nasıl buldum onu da söyleyeyim. Şu üçgendeki iki iç bir dıştan. Aralarındaki açıyı x diyeyim bak. x artı 30 iki iç bir dıştan 80 olur x 50 oldu bu dar. Tamamlayanı yani 130'da geniş açı olacak D şıkkı. Yeşillerin bir tanesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre bir kenarı 4'tür. Şimdi burada şeye dikkat edeceğiz. 4, 4, 4, 12. O zaman 4 kenar vardı, var burada. Bunun kenarı 3. 4, 4, 12 olduğu için bu büyük olanında bir kenarı 6. Haliyle 9 çarpı 4'ten 36 morların alanlar toplamı. 16 çarpı 3'ten 48 yeşillerin toplamı ve 36 artı 36 çarpı 2'den 72. Toplam alan 120 artı 36'dan 156. Sadece morlar olursa bir tanesinin alanı 9'du. 9 çarpı 16'dan 144 birim kare olacak. Haliyle şuradaki boşluğun alanı arkadaşlar 156'dan 144 çıkardığımızda 12 olur C şıkkı. Harflendirelim arkadaşlar. En kısa kenara zaten bu mor da 4 demiş. Bir de eşkenar üçgen demiş. 60 derece olacak o zaman açılar. Ve mor üçgen dik üçgenmiş. O zaman burası 90 derece olmak zorunda. Neden? Şimdi burası 90 olur mu? Saçma olur yani. Orası dar açı. Ee, haliyle 30-60-90 üçgeni oldu arkadaşlar. Bundan dolayı burası 4 kök 3. Burası da 8. A diyelim. Bir kenar 8 artı A. Buraya da 4 artı A kalır. Yeşil dörtgenin çevresi 12 artı 3A artı 4 kök 3. Mor üçgenin çevresi 12 artı 4 kök 3. Taraf tarafı çıkarırsam bunlar gitti 3A kaldı. Çevreler farkı 18 santim verilmiş. Demek ki A buradan 6. Haliyle arkadaşlar A 6 olduğu için bunun bir kenarı 6 artı 8'den 14 olacak. Alanını bulayım. 196 kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin bir alanı. Haliyle bu da 49 kök 3. Şu dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 8 kök 3. O zaman arkadaşlar yeşil bölgenin alanı 49 eksi 8'den 41 kök 3 olacak. Sonra burası da arkadaşlar zaten 8 kök 3'tü. Bunların farkı 33 kök 3 D şıkkı. Burada uzunluk yapacağız. Kibrit çöplerinin uzunluğunu bulursak zaten herhangi bir problem olmaz. Şimdi 120 dereceden dolayı paralellik yani 60 derece olacak. 60 dereceyi görünce hemen böyle dik indirelim. 3 birim diyelim her birine 1 bir birim diyelim. 3 birim dersek o zaman 1,5 olur arkadaşlar. Şurası da 1,5 kök 3. 30, 60, 90 üçgeni. Şimdi böyle birleştirelim A ile B'yi. Buradan yine böyle bir dik indireyim. Dik üçgen 1,5 kök 3 burası. Şimdi dikkat. Bu 2 birim CA uzunluğu. O zaman arkadaşlar Şurada yarım kaldı. 1.5'tan dolayı 0.5. Burada bir var. Burada da yine ne olacak? 2 birim olması için 0.5 olacak. Dikkat edin bakın atmasyon söylemiyorum. Gerçekten 0.5 kalmıştı. Bir birim burada. Karşısı 2 birim olduğu için aşağının da 2 birim olması için 0.5 kaldı. Demek ki burası da yine 1.5'muş. Bu yüzden yoksa ezberemen hemen kenar yamuk çıktığı için değil. Yaptık. Devamında şu kısım 1.5 geldiği için 30-60-90 üçgeni neden? Bir dik kenar diğerinin kök 3 katıysa bu şekilde arkadaşlar hipotenüste de 2 katı olacak. Yani 3 birim olacak C şıkkı. İkiz kenar yamuklardan oluşturulmuş bir düzgün altıgen ayna var arkadaşlar. Ve burada e, bir tanesinin çevresi 44 santim verilmiş. Dikkat etmemiz gereken mevzu şudur. Şimdi düzgün altıgenden dolayı 120 derece ya böyle bir açı Şimdi arkadaşlar bunlar eş olduğuna göre bu alfa ise mecburen diğerinin de tepe açısı, taban açısı alfa olacak. Demek ki aslında onlar da 2 alfa artı 120 eşittir 360'tan alfa 120 derece geldi. Düzgün altıgenlerden, e, düzgün yamukla, düzgün yamuk ne demekse? ikizkenar kenar yamuklardan bir tanesinin açısı 120 derece olduğu için taban açısı da gördüğünüz gibi böyle 60 derece olmuş oldu. Ve bunun çevresi 44'müş. Bir de şöyle bir bilgi vermiş. Demiş ki şu içerideki aynanın çevresi dışarıdaki çerçevenin çevresinden 36 santim kısa. Zaten arkadaşlar dışarıdakinin bir kenarına A1 dersek buraya da A2 dersek birisi 6A1 öbürü 6A2. Aradaki fark 36 ise burada büyük kenarın küçük kenardan farkı 6 gelir. Yani ben buraya e, ee, x dersem uzun kenara x artı 6 demek zorundayım. 60 derecenin bize katkısı ne olacak? Şöyle dikler indirdiğimiz zaman ikiz kenar yamukta sol ve sağ parçalar eşitte 6 fazlalığı buraya 3 buraya 3 olarak geldi. 30'un karşısı 3 olduğu için 90'ın karşısı 6 90'ın karşısı 6. Demek ki yamuğun bir kenarı x artı 6 bir kenarı x ve diğer kenarları 6'şar olduğu için toplamda 2x artı 18 eşittir 44 verilmişti. 2x 26 geldi arkadaşlar. x 13 geldi. Yani burada kısa kenar 13 olmuş oldu. Bu aynanın silik kısmındaki şu köşegenin olduğu yeri soruyor bize. Bu da neydi? Bir düzgün altıgende simetreksiyon olan uzun köşegen şu kenarın iki katıydı. 26 oldu. E şıkkı. 90 derece verilmiş bakın DC ile AC orayı atlamayalım burası 90 derece AB AC'ye eşit BD de DC'ye eşit yani bir deltoid arkadaşlar sonra soru da katlandığında DD üstüne geliyor diyor burada önemli nokta şu şimdi arkadaşlar katlandığında bu açı alfa ise tabii ki burası da alfadır katlamada açı değişmez ikincisi Soruda BD üssü açı ortay oluyor demiş. O zaman buraya da yine aynı şekilde alfa dersek ikizkenar üçgen çünkü buraya da alfa diyeceğim. Açı ortay olduğu için BD üssü yine ABD üssü de alfa olur. Demek ki aslında buradaki B açısı da 90 derece olacak. Neden? Deltoid çünkü. Bakın bu buna eşit. Bu da buna eşitse deltoidin bir özelliği vardı. Bu eşit olmayan iki kenarın arasındaki açılar birbirine eşittir. B'nin 90 olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu kuraldan dolayı. 3 alfa eşittir 90, alfa eşittir 30 derece. Haliyle artık arkadaşlar sarı bölgenin alanını bulurken ikinci şekilde. Burası 30 derece, 30 derece. 6 olduğu için 6, 6 kök 3 eşkenar üçgenin alanı. A 3 bölü 4 yani 108 kök 3 bölü 4 eksi mor bölgenin alanı. O da sinüs olan 30-30 120 üçgeni. 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2. Haliyle 72 kök 3 bölü 4. Cevabımız böylece arkadaşlar 18 kök oldu. D şıkkı. 4 birim çaplı çember için alacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada 1, Durum oluşacak. Haliyle B dışarıda kaldı. F, C, E, D. Şu bölge içerisinde M ve A var sadece. Diğerleri dışarıda. Toplam o zaman oradan 3, 2 daha 5 tane bina dışarıda kaldı. 2 santim yukarı kalmış arkadaşlar. Bakın şimdi haliyle şu A üstü B'nin yerden yüksekliği 2 santim arttı. 2 santim arttığı için... Şurasının uzunluğu 48 oldu. Şimdi bu zaten bir kere boyu değişmez ipin. Daha doğrusu kablonun 50. 25'in 2 katı. 24'ün 2 katı. 7'nin 2 katı 14 oldu. Demek ki 14 santim sağa doğru kaydırılmış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Aslında kolay bir soru arkadaşlar. B noktasında tabana inen yere dikkat edeceksiniz. Şimdi bunu temsil olarak gösteriyorum. Şöyle bir K noktası. Aslında o nasıl? Şöyle bir A noktası, böyle bir K noktası. Ve bir kenarı 4 olan, bir kenarı 2 olan. Bakın burası 2 birim. Burası da 4 birim olan bir dikdörtgenin köşegenin ucudur K noktası. Haliyle AK buradan 16, 4 daha 20. Pisagor'dan 2 kök 5 oldu. Şimdi BK da aynı şekilde burada 4 birim. Yani bizim bu bulmak istediğimiz uzunluk artık şöyle arada 90 derece olacağı için 16 artı 20 eşittir BA'nın karesi. 36 oldu. E şıkkı 6 arkadaşlar. BA uzunluğu. Şöyle burada da göstereyim bakın. 1 Pisagor yaptık. Biraz 3 boyutluları zihinde de hayal etmek gerekiyor tabii ki. Arkadaşlar burada dik kesiştikleri için e, tanjant alfalara dikkat etmek lazım. Yani sadece hani tanjant alfa çarpı tanjant beta yani eğimler çarpımı eksi bir değil. Orada şunu da görelim. Şimdi Burası alfa beta olsun 90 derece. Dik üçgenden dolayı burası yine alfa deriz. Sonra yine 90 dereceden dolayı burası beta. 90 dereceden dolayı alfa. Bakın şimdi tan alfa gördüğünüz gibi 2 bölü birden şu üçgende siyahla taradığım üçgende 2 bölü birden 2. Aynı yorumla o zaman zaten bakın komşusu 1 o zaman karşısının 2 olması lazım. 2 olan biten yer neresi? Bu karenin köşesi. E 1 2 3 4 numaralı kareymiş bu. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı.